havuç, turp, pazı, kestane. İyisi mi ben bir pazar alışverişine çıkayım ve bakayım tezgahta neler var. Hava güzel, sebzelere bakalım. Alışveriş için güzel bir cuma. Akasya'dayım. Kış sebzeleri koleksiyonu. Beyaz turp, havuç, löpancar, tatlı patates biliyorsun. Çok güzel zeytinyağlısı olur bunun. Niye Çin turbu? Bilmiyoruz. Mesela Çinlilere sor biliyor musunuz diye belki bilmiyorlar. Alman pasta gibi bir şey olabilir yani. Güzel ama böyle. Mevsimine özel bu kadar sebze, bu kadar taze. İyisi mi? Bu iş nasıl oluyor? Bir bilene soralım. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün bu videoyu çekerken size bir misafir getirdim. Misafirim Pınar Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Arda Bey. Teşekkür ederim. Akasya'da tanıştık kendisiyle. Dedim ki benim sizi getirmem lazım, anlatmanız lazım. Tuttum kolundan getirdim. İlk sorum. Evet. İpek Hanım kim, Pınar Hanım kim? İpek benim kızım. 2 yaşında. Onun yeme içme ihtiyacı üzerine kuruldu. Artık o kadar bilen eden oldu ki ben İpek Hanım olarak lanse edildim. Bayağı herkes İpek Hanım diyor herkes. Artık alıştık. Siz kendi kızınız sağlıklı, düzgün, zehirsiz ürünler yesin diye böyle bir oluşum kurdunuz. Evet, böyle bir oluşum kurdum. Çok küçüktü. Başlarda çok minikti. İpek de minikti, oluşum da minikti. Kaç yılında başladınız bu işe? 2004 senesinde başladık. 2005-2006 senesiydi. Artık alanlarla buluşmaya başladı. İşte bugüne kadar da geldik. Maşallah. İpek de ergenliğe girdi. Bu sebzeleri siz getirdiniz bana. Evet, evet. Bunlarla şimdi ben de size bir ufak tefek bir şeyler yapacağım. Merakla bekliyorum. Ya çok basit bir şey yapacağım. Bana tatlı patates getirdiniz. Normal patates, havuç, pancar, birazcık brokoli. Evet. Yaptığım şey şu. Tatlı patatesle brokoliyi 5 dakika, geri kalan sebzeleri 8 dakika haşladım. Kenara aldım, soğuttum. Şimdi kesip biçeceğim ve ufak tefek işlemlerini yapacağım. Onları yaparken de şimdi size birkaç sorum var. Birinci sorum şu. İpek Hanım'ın çiftliği markası üretici bir marka mı yoksa etraftan toplayıcı bir marka? Tamamen üretici bir marka. Hatta çok fazlasıyla entegre bir marka. Diyelim ekmeğini üretiyor. Bunun buğdayın dikildiği toprak da bizim. Buğdayın tohumu da bizim. İşte sadece arada dışarıdan değirmen giriyor. Onun haricinde pişiren insanlar, fırınlar, mamul ürünlerin yapıldığı mutfaklar. Bunların hepsi İpek Hanım'ın kendi bünyesinde. Peki. Çok çok entegre bir hangi işletme. Şehirde bu? Nazilli'de, Kars'ta ve Antakya'da. Peki o şehirlerdeki mevcut iklimlendirmeye göre mi ürün? Evet, ürünler birbirini takip edebilsin diye burada Nazilli'de aşırı sıcak olduğunda Kars'taki havucu birbirine denk görüyoruz. Önce Antakya'da başlıyor, arkadan Nazilli, en son Kars geliyor. Sonra tekrar bu döngü devam ediyor. Peki herkesin en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi şu organik meselesi. Evet. Organik diye bir şey var mı? Yani esasında idealize ettiğinizde var ama bunu sahaya indirip organik olarak ya da organik gerekliliğinin tüm şartlarını yerine getirerek oldurabilir miyiz Türkiye'de? Bence hayır. Yeraltı suları, keza klima, tohum, ilaçlama, sonunda koruma ve mamul hale getirme konusunda bütün bu aşamalarda muhakkak ve muhakkak organik olmanın çok dışında işlemlerde işin içine giriyor. Şu havuca baktığınızda orta kaleminin olmadığını görüyorsunuz. Keza ucunun yuvarlak olmadığını, sivri olduğunu, bütün bunlar bu havucun tohumundan toprağına, gübresinden size geldiği ana kadar en ufak tabiatına aykırı bir şey yapılmadığının kanıtıdır. Pancarda da aynı şeyi yaşıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Bu çilekte de var. Bunu raf ömrünü uzatmak için yapılan tohumda hafif bir değişiklik. Bu bahsettiğimiz haşladığımız sebzeleri ince uzun olacak şekilde böyle iri iri doğradım. Patates henüz tam olarak pişkin değil. Siz de bakabilirsiniz. Pancar kabuklarıyla mı hafif? Pancar kabuklarıyla hepsini güzelce yıkadım, fırçaladım. Aynı şekilde tatlı patates kabuklarıyla, kök sebzeler kabuklarıyla fırınlandığı zaman çok daha iyi tepki veriyor. Ve aynı şekilde havuçlar. Bunun altında da çok ciddi vitamin taşıyor. Hepsini beraber güzelce koydum. Soğanı da gördüğünüz gibi kabuğuyla ve üstündeki bu dip tarafındaki sakallı kısım kalacak şekilde koyuyorum içerisine. Kabuk fırında pişerken diğer sebzeler gibi soğan birazcık daha ısıya karşı dayanıksız olduğu için onu hafiften yorgan gibi koruyacak. En son yerken bunu üstünden çıkartacağız. Mesela ürünleri alırken neye dikkat etmemiz lazım? Yani bilen bir damak, ben önce damak diyorum.
sonra üreteni bilebiliyorsanız, üreticiyle karşı karşıya gelebiliyorsanız sizin için çok daha avantajlı bir durum oluşturuyor. Çünkü üreten ve tüketen göz göze gelirse biraz daha vicdan mekanizması işin içine girer. Hani bu tanıdığına balığı tezgahın altına saklayan balıkçı örneği gibi düşünelim. İkincisi tat ve koku. Sebzeleri alırken kökünü koklasınlar. Kimyanın, kimyasalın kokusu burnuna gelir. Özlem Hanım, var mı Pınar Hanım'a sorunuz? Var. Nedir? Neden biz bunları daha fazla para verip çocuğumuza yedireceğiz? Hemen ekonomik ya. Hepsi bunların böyle yani. Böyle ya, bir şey. Tarımla beraber çok ciddi kimyasallar giriyor. Bugün yaşadığınız bir sürü hastalığın temelinde de tarım ilaçları ağırlıklı. Kısırlıktan, böbrek hastalığından, şekerden, cilt sorunlarından, egzamadan, hazımsızlıktan, işte bir takım intoleranslardan tut. Bunların hepsi yeni gelişen, yeni nesil gıdalarla alakalı girdi hayatımıza. Aa bak. Evet, şaşırtıcı i̇şte değil mi? İşte bu çok ilginç. Şimdi çok merak ettim bunun tadını. Umarım yiyeceğim. Tabii ki. Fırında pişerken bunu karamelize ediyor. Ay ne kadar güzel olacak bu şimdi. Peki yani pahalıya almamızın sebebi? Pahalıya almanızın sebebi aslında yani bir ekmeği 10 lira 15 lira verirken siz bunun iyi bir ekmek olduğuna güvenerek, inanarak veriyorsunuz ama bunun bir de arkası var. Onu biraz daha denetlenebilir, biraz daha bol sorgulu hale getirirseniz daha güvende olursunuz. Satılan ürün endüstriyel ama fiyat organik olabilir. Buna da çok dikkat etmek lazım. Görüntüsünden anlayabiliyorsunuz görüntüsünden her şeyi. Görüntüsünden dahi anlıyorsunuz. Tabii. Aynen. Bütün sebzeleri güzelce harmanladım. Dikkat ettiyseniz fırından sıcak başka bir kap çıkarttım. Evet. Ve sıcak olan kabın içerisine koyup direkt olarak böyle ağzı açık yaklaşık 15-20 dakika kadar bu şekilde pişsin diye fırına atıyorum. En son olarak da üstüne birazcık keçi peyniri koyacağız. Şöyle küçük küçük kayacıklar yapıyorum. Gayet natürel. Bıçağın ucuyla. Ve bunları da şöyle alıp susama ve hafiften çörek otuna bulayıp servis ederken salatanın üstüne gezdireceğim. Nasıl gözüküyor? Nefis görünüyor. Tadacağım değil mi? Tabii. Bu bana getirdiğiniz sebzelerin hepsi nereden menşei? Bunların hepsi Kars'ta yetiştirilen kış sebzeleri. Pancarın renginin her tarafı boyamasının özelliği de Kars'ın eşsiz tarım toprağından. Şu anda gerçekten heyecanlıyım. Ya aslına bakarsanız. Nefis olmuş. Kıtır kıtır yiyoruz işte. Bunlar şahane. İpek Hanım'ın çiftliğiyle birazcık iyi tarım, ekolojik tarım. Aynen. Onları konuştuk. Bir de böyle bir ılık sebze salatası yaptık. Ayağınıza harika. Sağlık. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Nefis gerçekten. Teşekkür ederim çağırdığınız için. Kanala abone olmayı, tarifi beğenmeyi ve her zaman güzel, düzgün, kaliteli, zehirsiz sebzeler yemeyi unutmayın. Bugünlük bu kadar. Aras Mağdur.